Merhabalar Medyascope TV izleyenleri. Daip Brunson'ın yargılaması çok konuşuldu, çok tartışıldı ve biraz önce mahkeme tarafından karar verildi ve Brunson hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi ve Brunson aldığı ceza ve tutukluluk süresi göz önünde bulundurularak serbest bırakılacak. Biz de bu konuyu avukat Turgut Kazan'la sıcağı sıcağına değerlendireceğiz. Turgut Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Turgut Bey, direkt sormak istiyorum. Bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi böyle bir karar verilebileceğini, yani ben de, büyük olasılıkla sizler de ve Türkiye'nin durumunu bilen, bu yargı kararları konusunda, yargı uygulaması konusunda duyarlı olan kesimler de zaten biliyorduk. Yani Brunson'un bugün serbest bırakılacağını ve büyük olasılıkla uçak sorununun da zaten çözülmüş olacağını düşünüyorduk. O yüzden bu sözünü ettiğiniz mahkumiyet kararının hiçbir anlamı yoktur. Çünkü Brunson için de, Trump için de zaten verilen mahkumiyet kararı değil, Brunson'un Amerika'da olması önemlidir. Bu uçakla gidileceğine göre ev hapsi ve yurt dışına çıkma yasağı kaldırılacağına göre Amerika'ya gidecektir. Dolayısıyla bakın açık söylüyorum, sizin zaten mahkumiyet kararınızın hiçbir kıymeti, harbiyesi yoktur. Şimdi bu sorun, tabii ben Brunson'un bir suç işlemiş casus olduğuna hiç inanmadım zaten. O ayrı bir sorun. Ama yaşanan olay Türkiye'nin presijiyle, Türk yargısının düzeyiyle ilgili inanılmaz bir olumsuz not yaratmıştır. Söyleyeceğim bundan ibarettir. Yani onun suçlu olduğu için değil, onun casus olduğu... Ya casusu MİT belirler. Casusu sizin kadrolu gizli tanıklarınız belirleyemez. Bu zaten denildi ki Türkiye'de verin papazı alın papazı, yargı gereğini yapar denildi. Ama öteki papazı alamadan buradaki rehin alınan papazı teslim ettiler. Tabii ki Brunson'un özgürlüğe kavuşmasına, ülkesine gitmesine karşı değilim. Yanlış anlaşılmasın. Brunson zaten casus falan değildi. Dünyanın hiçbir yerinde böyle casusluk suçlaması olmaz. Ama Türkiye'nin prestijiyle de, yargının düzeyiyle de zaten bildiğimiz inanılmaz o değerlendirme yeniden tesir edilmiş oldu. İşte 56 yıllık bir süreçte avukatlık yapmaya, hukukçuluk yapmaya çalışmış bir insan olarak işte bu yapılanlardan, yani Brunson'a da yapılanlardan, Türkiye'de yapılanlardan utanç duyduğumu belirtmek istiyorum. Evet, peki Turgut Bey şunu da sormak istiyorum. NBC'de bir haber vardı. Türkiye ile ABD'nin Birleşmiş Milletler toplantısında anlaştığına yönelik. Bu karar tamamen bu haberi doğrulan nitelikte mi sizce? Ya diyorum ki bakın nerede kimle anlaştıkları falan ayrı sorun. Ben de siz de bu olaya duyarlı herkes de Brunson'un bugün bırakılacağını ve uçağın da büyük olasılıkla yağdur olduğunu, ya tarifeli bu uçaktan yere ayrılacağını zaten biliyorduk. Tabii ki bir anlaşmaya dayalıdır ama bunların hepsi Türkiye için, Türkiye'nin prestiji için, Türk yargısının düzeyi için inanılmaz yepyeni bir örnektir. Evet, serbest bırakılması olumlu bir karar ama hukukçu olarak şunu da sormak istiyorum size. Ya tabii ki zaten tutuklanması olağan dışıydı. Zaten bakın, eğer hukukça da konuşmamız gerekiyorsa, eğer bu karar doğruysa, yani hukuka uygun bir kararsa, o zaman o yanlış ifade alanların derhal tutuklanması gerekir. Eğer yarın soruşturma açılıp tutuklanmışlarsa hani biraz durup düşünebilirim. Yani casuslukla ilgili bir olayda birileri, sözüm ona, söyleyenleri yanlış yazmış olacaklar. Ne biz de buna inanacağız. O birileri de görevliydi. Aksi halde bugün derhal soruşturma açılır ve ivedilikle tutuklanırlar. Yani bir insanı casuslukla suçlamak resmi evrakta sahteciliktir. İki, özgürlüğe alıkoymaktır. Onlar serbest gidecek. Ben de bu karara inanacağım. Evet. Peki Turgut Bey, tanıkların ifade... Zaten casus değildi. Zaten bir suç sayılacak eylemi yoktu. Ama öyle anlaşılıyor ki işte ver papazı al papazı denilmek için rehin alındı. Bugün de artık buna dayanılamayacağı görüldüğü için bırakıldı. Evet, peki. Tanıkların ifadelerini değiştirmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Özellikle bu duruş... Tanıklar eğer eski ifademiz yanlış yazılmış diyorsa, casusluk gibi bir olayda o ifadeyi alanlar için bugün derhal soruşturma açılır ve bugün derhal tutuklanırlar. Evet. Peki çok teşekkürler. Turgut Kazan. İzleyin bakalım bu yapılacak mı? Peki. Tamam canım. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun katıldığınız için. Medyascope TV izleyenleri Brunson kararını avukat Turgut Kazan'la değerlendirdik. Tekrar yeni katılanlar için tekrarlayalım. Daip Brunson 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası aldı. Ancak önceki tutuklamada kaldığı sürede göz önünde bulundurularak serbest bırakıldı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler.